Herkese merhabalar. Bu videoda altın ve gümüşün ons değerlerini analiz edeceğim. Fiyata doğrudan etkili olduğu için dolar endeksi ve 10 yıllık devlet tahvil getirileri grafiğine bakacağım. Fed ile ilgili beklentileri gözden geçireceğim. Öncelikle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz her hafta sonu düzenli olarak bu analiz videolarını yapıp sizlerle paylaşıyorum. Dün Bitcoin ve Ethereum analiz videosu yayınlandı. Borsa endeksleri analiz videosu yayınlandı. Bugün bu video yayınlandı. Dileyenler dilediğini izleyebilir diyerek analizlere başlamak istiyorum. Fed ile ilgili beklentileri bir gözden geçirelim. 1 Şubat 2023 tarihinde yapılacak Fed toplantısında faiz artırım kararının ne olacağına yönelik beklentiler artık netleşmiş gibi görünüyor. %99,3 oranında 25 baz puan faiz artırımı yapılacağına yönelik bir beklenti var. 50 baz puana yönelik beklenti sıfırlanmış durumda. Şu anki seviyede kalır, hiç faiz artırımı yapılmaz beklentisi %0,7 oranında görünüyor. Yani 1 Şubat 2023 tarihindeki Fed toplantısında 25 baz puan faiz artırılacağına kesin diyebiliriz bu aşamadan sonra. Dolar endeksiyle devam edersek, ben daha önceki yayınlarında çokça söylemiştim. Şu 103-104 bölgesinden bir tepki yükselişi gelebilir. Bunu bekliyorum diye. Fakat burası kırıldı aşağıya doğru. Artık 100-101 bölgesi var. Belki buradan bir tepki yükselişi gelebilir. Ya da dolar endeksindeki güçsüzleşmenin daha da aşağıya doğru indiğini görebiliriz. Burada tabii yukarıda takip etmemiz gereken seviye 105.15 seviyesi. 105.15 seviyesinin altında kaldığı sürece dolar endeksinin aşağı yönlü hareket edeceğini düşünmemiz lazım. Trendinin aşağı yönlü olacağını düşünmemiz lazım. Onun haricinde 105.15'in üzerinde günlük kapanış yapar ise yukarı yönlü hareket başlamış diyebiliriz bu aşamada. 10 yıllık devlet tahvil getirileri grafiğine baktığımız zaman aşağıya doğru hareket devam ediyor. Ara ara yukarıya tepkiler yapsa da çok güçsüz bir devlet tahvil getirileri grafiği görüyoruz. Biliyorsunuz ben bunu Fed'in fonlama faizi ile olan ilişkisine göre değerlendiriyorum. Yani 10 yıllık devlet tahvil getirileri bu yükseliş döngülerinde ne zaman fonlama faizinin altına düştüyse değerli metallerde yükseliş trendi başlamış. Daha önceki dönemlerde hep başlamış. Geçen hafta yayınladığım videoda da daha önceki yayınladığım videoda da bunları gösterdiğim için bu videoda göstermek istemiyorum. Yani burası bizim için önemli bir gösterge. 10 yıllık devlet tahvil getirileri Fed'in fonlama faizinin üzerine çıkmadığı sürece değerli metaller tarafında yükseliş devam edeceğini düşünebiliriz. Ancak 10 yıllık devlet tahvil getirileri Fed'in fonlama faizinin üzerine çıkarsa o zaman altın ve gümüş gibi değerli metallerin fiyatlarında çok büyük çöküşler görebiliriz. Fakat şu anda o ihtimal çok düşük gibi görünüyor. Önümüzdeki toplantıda Fed 25 baz puan daha faiz artıracak. Daha sonra 25 baz puan daha faiz artıracak olarak görüyoruz. Ve ondan sonra da faizi bir noktada sabit tutarak sene sonuna kadar gelişmeleri inceleyecek, izleyecek. Eğer enflasyonda bir yükseliş olursa ona göre aksiyon alacak. Beklentiler bu yönde. 10 yıllık devlet tahvil getirileri de arada bir yukarıya doğru bir tepki yapsa bile bu Fed'in fonlama faizinin üzerine çıkma ihtimali düşük görünüyor. Eğer bu tepkiyi yapar ise altın, gümüş ve diğer değerli metallerde bir tepki düşüşü yaşanabilir ve bir alım fırsatı oluşabilir olarak değerlendirmek lazım. Fakat genel hatlarıyla ana trendin yukarı yönlü olduğunu düşünmeliyiz bu denklemde. Şimdi altının ons grafiğini açarsak çok güçlü bir yükseliş yaptı. Şu güçlü yükseliş zaten az önceki grafikte gösterdiğim işte fonlama faizinin altına düşmesi nedeniyle başlayan bir yükseliş ve bu yükselişe devam ediyor. Hiç düzeltmesiz giden bir yükseliş olduğu için artık belli bir yerden sonra bir aşağı yönlü düzeltme yapma ihtimalini yüksek görüyoruz. 1960 bölgesi yine bir direnç olarak çalışıp oradan aşağı yönlü bir düzeltme gelebilir. Fakat burada geçen hafta da söylemiştim, sat al yapmak çok riskli. Bunun risklerinden bir tanesinin nedeni Türkiye'de makas aralıkları zaten çok yüksek. Yani 1960'tan sattınız ve aşağıda da 1870'ten alacaksınız diyelim. Bu durumda kazancınız şöyle bir hesaplarsak ne olacak? 1960'tan
1860'a kadar düşse bile kazancınız %5,39 olacak. Yani buradan satıp da 1854'ten almayı hedefleseniz kazancınız %5,39 olacak. Fakat makas aralıkları zaten %3 seviyesinde. Dolayısıyla bu riski almaya değmez. Yani yukarıdan satayım, aşağıdan alayım gibi bir riski almaya değmeyecek durumda Türkiye'de uygulanan makas aralıkları. O yüzden hiç böyle sat al yapmaya gerek yok. Tabii ki eğer portföyünüzde çok fazla miktarda altın var ise, %100 oranında altın var ise, o zaman buralarda belli bir oranda kar realizasyonu yapmak doğrudur. Fakat portföyünüzde o kadar yüklü miktarda altın yok ise, sadece satayım aşağıdan alayım zihniyetiyle yaklaşıyorsanız size o fırsatı vermeyebilir. Yani makas aralıklarının yüksek oluşu nedeniyle onu yapamayabilirsiniz. Burada daha doğru strateji şu olabilir. Artık yeni alımlar yapmayı bırakabilirsiniz. Ve eğer düşüş yaşanır ise o zaman alacağım diyerek alımlarınızı erteleyebilirsiniz. Düştüğü zaman, yani trendin tepki düşüşünü yapıp tekrar yükselmeye başlamadan önce düştüğü zaman alımlarınızı yapabilirsiniz. Yani bu seviyeden sonra almak da riskli artık. Çünkü bir düzeltme yaklaşmış gibi görünüyor. Tabii portföyünüzde hiç altın yoksa o zaman alınabilir. Ama portföyünüzde zaten belli bir miktarda altın varsa ve ağırlığını arttırmak istiyorsanız bu noktadan sonra almak da riskli gibi görünüyor. Bir düzeltmeyi beklemek daha doğru olabilir olarak görünüyor. Fakat sat al yapmak bu seçenekler arasında en riskli olanı gibi görünüyor bana. Ben portföyüme hangi oranlarda ekliyorum, ne zaman alıyorum, ne zaman satıyorum, bunları portföy yönetiyorum bölümünde katıl abonelerine özel anlatıyorum. İşlem yaptığım zaman YouTube topluluk sekmesi üzerinden üyeler ile anında paylaşım yapıyorum. Daha fazla istifade etmek istiyorsanız oraya katılabilirsiniz. Burada aşağıya doğru gelecek düzeltme hareketi 1830'a kadar ulaşabilir eğer başlar ise. Şu anda ona yönelik bir sinyal yok. Hala yön yukarı gibi görünüyor. Fakat önümüzdeki hafta yukarıya bir tepeyi test edip ondan sonra aşağıya düşüş başlar ise 1830'a kadar oluşabilecek bir gevşeme mümkün ve burası da bir alım fırsatı olacaktır. Trende tekrar katılabilmek için bir fırsat olacaktır. Çünkü yükseliş trendinin ben yıl boyunca devam etme ihtimalini daha yüksek görüyorum. Arada tabii ki mutlaka düşüşler olacak, düzeltmeler olacak. Fakat ana yönün yukarı olma ihtimali daha yüksek. Az önce anlattığım 10 yıllık devlet tahvil getirileri ile Fed'in fonlama faizi arasındaki farktan dolayı. Gümüş grafiğini açarsak, gümüş özellikle son birkaç haftadır dar bir bantta hareket etmeye devam ediyor. Aşağıya doğru da gelmiyor, yukarıya doğru da gitmiyor. Yukarıda 26,1 değeri bir direnç olarak çalışabilir. Aşağıda da 22,85 değeri bir destek olarak çalışabilir olarak görünüyor. Şu anda eğer pozitif hava devam ederse önümüzdeki haftada yukarıya bir özellikle 25 bölgesine bir test hareketinin gelme ihtimali yüksek. Gümüşte de benzer bir durum var. Sat al yapmak burada da çok riskli. O yüzden hani portföyünde çok büyük miktarda gümüş bulunduranlar tabii ki biraz kâr realizasyon yapabilir. Aynı altında söylediğim şeyler burada da geçerli. Ama eklemek için fırsat kollayanlar biraz daha bekleyebilirler gibi görünüyor bana. Tabii çok büyük bir fark yok. Şu anda gümüş altın kadar hızlı gitmedi. Buradan da eklenebilir. Sonuçta burada yıl boyunca hareketin yukarı yönlü olacağını düşünüyoruz. Ana fikir bu. Hareket yıl boyunca yukarıya doğru olacaksa ara çekilmeleri çok fazla umursamayacak olan yatırımcılar yani şu tarz bir fiyat hareketi olduğu zaman bunu çok umursamayacak olan yatırımcılardansanız her noktadan yavaş yavaş alım yapılabilir. Çünkü bana en çok sorulan soru işte elime nakit geçti şimdi mi alayım bekleyeyim mi şimdi mi alayım bekleyeyim mi? Bu tamamen sizin kendi bakış açınıza göre değişir. Yani eğer bir düşüşü hazmedemeyecek kadar hassas bir insansanız o zaman beklemelisiniz. Fakat önemli değil ben düşüş olsa da yavaş yavaş almaya devam ederim. Bunu çok umursamam diyorsanız o zaman sorun yok. Şimdi de alabilirsiniz. Düştükçe de alabilirsiniz. Çünkü şöyle bir hareket de yaşayabiliriz biz. Şöyle biraz yukarı gidip ondan sonra tekrar
bir düzeltme yapıp ondan sonra da yukarıya da gidebiliriz. Yani nelerin yaşanacağını bu kısa vadede bilmek mümkün değil. Kısa vadeli hareketleri tayin etmek mümkün değil. Fakat orta uzun vadede özellikle de yıl boyunca ben altın gümüş tarafında yukarı trendin devam etme ihtimalini yüksek görüyorum. Umarım faydalı olur. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar diliyorum.